Yok, bu böyle olmayacak. Dağılıp aramamız lazım. Sen sağ tarafa git, ben sola gideceğim. Olmaz Zehra abla, seni burada yalnız bırakamam. Korkma, ben başımın çaresine bakarım. Mümkün değil, ne olur bunu benden istemeyin. Can lütfen, dikkat ederim. Sen beni merak etme. Bak bizim hemen Ömer'i bulmamız lazım. Ama... Bu adamlar çok tehlikeli. Ne olur, lütfen daha fazla zaman kaybetmeyelim. Peki, tamam. Ne olur dikkatli olun. Zehra abla. Bu da sende kalsın. Ne olur ne olmaz. Zehra. Önüne bak, yürü. Hoş geldin Ömer Kervancıoğlu. Hoş geldin. Benim yüzümü bir daha görmeyeceğini düşündün öyle mi? Hı? Geç otur şöyle. Hadi geç otur dedim. Merak etme. Hiçbirinin içinde yumurta yok. Aslında başka şartlarda tanışsaydık belki de çok iyi iki dost olabilirdik. Hele hele benim oğlum olsaydım mesela. Düşünsene. Mutlu ve büyük bir aile. Ba 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 bam. Ama tabii sen benim oğlum değilsin. Dost olma fırsatını da kaçırdın. Hatta benim düşmanım oldun. Hem de en büyük düşmanım. Çünkü sevdiğim kadını öldürdün. Canımdan can kopardın. Bana aitti Jüride. Bugüne kadar hiç kimse, ama hiç kimse bana ait olan bir şeyi benden alamadı. Sen buna cüret ettin. Ama şimdi hesap görme zamanı. Arif. Ercan Bey'in arabasını hazırla. Hadi. Thank you.
Allah'ım sen bana yardım et. Benim Zehra abla. Ne yaptın Ömer'den bizi bulabildin mi? Maalesef. Ben de Murat komisere sesimi duyuramadım herhalde. Çok kötü oldu. Zehra abla sen burada beklesen ben bir etrafa göz atıp gelsem. Yok yok olmaz vakit kaybedemeyiz. Zehra abla. Can bak şimdi sen bu tarafa git ben de şöyle gideceğim tamam mı? Tamam. Biraz sonra işim bitecek Ömer Kervancıoğlu. Şu anın tadını çıkar. Derin derin nefes al. Ciğerlerine doldur. Çünkü aldığın son nefesler olacak bunlar. Bakışlarla meydan okumak ha? Yani ölüm bana vız gelir diyorsun ha? Bravo. Bravo. Saygı duyulacak bir hasımsın. Baban da öyleydi. Ama zamansız öldü. Ve ne yazık ki senin kaderinde babanınkiyle aynı olacak. Hatta ondan daha kötü olacak. Ne o? Göründüğün kadar cesur değil misin yoksa? Ama kork tabii, kork. Doya doya kork. Ama ve lakin korkunun ecele faydası yok. Bak kafiyeli oldu. Senden zerre kadar korkmuyorum Ercan Keser. Böyle mi? Peki sana bu yolculuğa yalnız çıkmayacağını söylesem. Ben çok anlayışlı bir adamım Ömer Kervancıoğlu. Çok anlayışlı. Gönlüm seni karından ayırmaya razı değil. İşte şu hani ölüm bizi ayırana dek diye bir laf var ya. O sizin için geçerli değil. Ölüm bile ayıramayacak sizi. Karın da hemen ardından gelecek. Hemen. Ne o? Korkudan kafayı mı yedin yoksa? Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz siz? Nedir bu? Canına mı susadın? Bana bak. Bu bir şakaysa hiç komik değil anladın mı? Hiç komik değil. Lan cevap versene be adam. Oyun bitti Ercan Keser. Ne? Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz siz ha? Ne yapıyorsunuz? Muhsin Bey. Merhaba. Senin psikopat patronun en sonunda bunu da yaptı. Onu vurdurdu. Sen bu tetikçiyi tanıyor musun? Biliyor musun kim olduğunu? Tamam. Size her şeyi anlatacağım. Yalnız Ercan Bey burada da peşime birisini taktı. Her an gelebilir. Fazla vaktim yok. Dinliyorum. Burası çok ortalıkta bir yer. Bunu söylemesi çok zor. Onu ben vurdum. Ne? Ben yanlış mı duydum? Ömer Bey, lütfen sakin olun. Bakın. Annenizi ne kadar sevdiğimi ve
Ona ne kadar çok saygı duyduğumu biliyorsunuz. Ama ben bunu isteyerek yapmadım. İsteyerek yapmadın, öyle mi? Ercan Bey, Julia'da hanımı öldürmezsem çocuklarımın canını kıyacağını söyledi bana. Ben mecbur kaldım Ömer Bey. Çocuklarım benim bu dünyadaki her şeyim. Bu hayattaki tek varlığım onlar. Hem zaten ateş ederken de öldürmek maksadıyla ateş etmedim. Omuzuna hedef aldım. Hayata bir tehlikesi olmasın diye. Bu korkunç. Hayatımın en zor anıydı. Düşünsenize elimin bir titrediğini. Ben sevdiğim bir insana... Muhsin Bey, bu anlattıklarınızı mahkemede söylerseniz yargılanmasını sağlayabiliriz. Evet. Ama bunu öğrendiği zaman intikam almak için çocuklarıma zarar vermek isteyebilir. Düşünsenize ne kadar zor bir durumda olduğumu. Beni anlayabiliyorsunuz değil mi? Hı hı. Dahası da var. Ercan Bey Jülide Hanım'ın ölmediğini öğrendiği zaman öfkeden deliye döndü. Bir adamıyla beraber beni buraya yolladı. Jülide Hanım'ı zehirlememiz için. Zehirlemek için? Evet. Ama ben bunu yapmadım elbette. Sadece benle beraber gelen adamın böyle olduğunu zannetmesini sağladım. O kadar. Yani şu an Ercan Keser'in tek bir hedefi var. O da onu öldürmek. Evet. Ve ben maalesef vazgeçeceğini hiç zannetmiyorum. Peki. O zaman biz ona istediği ölümü vereceğiz. Ne demek istediğinizi anlayamadım. Psikopatımızın şanına yakışır bir oyun oynayacağız. Ercan Keser. Sizin ona zehir verdiğinizi düşünüyor değil mi? Evet. Tamam. Oyuna buradan devam edeceğiz. Ben hiçbir şey anlayamadım. Bana o Julie Hanım'ın öldüğüne nasıl inandıracaksınız? Doktor ve hastane kayıt işlemlerini ben halledeceğim. Siz bana karşı işbirliği mi yaptınız? Muhsin, sen Jüride'yi öldürdün. Lan cevap versene! Ne zamandan beri ortaksın sana? Söylesene ne zamandan beri, ne zaman sattın beni? Emin misiniz? Bu çok tehlikeli bir plan. Başka çaremiz yok. Tamam ama... Ercan Bey beni tek başıma göndermez konağa. Mutlaka yanımda birilerinin olmasını isteyecektir. Çünkü benden hala şüpheleniyor. Orasını ben hallederim. Peki ben konağa nasıl gireceğim? Etrafta bu kadar polis ve güvenlik görevlisi varken. Konağa tamirci geleceğini söyleyeceğim. Siz de tamirci kılığında geleceksiniz. Adamı inandırmak için de bana güç kullanabilirsiniz. Çıkarken korumaları bir şekilde oradan uzaklaştırmış olacağım. Çok meraklısın Ercan Keser. Çok. Ama sana cevap vermeyeceğim. Ne de olsa içeride bunlar düşünecek çok fazla zamanın olacak. Ne saçmalıyorsun sen? Öyle bir şey olmayacak. Olacak. Olacak. Çok güzel olacak. Siz nasıl bir oyun kurdunuz bana? Ama ben bunun hesabını sorarım. Hiçbir şey yapamayacaksın Ercan Keser. Hiçbir şey.
Yolun sonuna geldin. Oyun burada bitti. Buradan çıkış yok. Polisler de birazdan burada olurlar.